Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Havaların soğumaya başladığı şu günlerde sizlere nefis bir havuçlu kek tarifi ile geldim. İnanılmaz lezzetli, yumuşacık bir tarif oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve hemen yapımına geçiyorum. Öncelikle oda sıcaklığında beklemiş olan 4 adet yumurtayı karıştırma kabına alalım. Üzerine 1 su bardağı şeker ekleyip Mikser yardımıyla en az 2-3 dakika boyunca köpürene kadar çırpalım. Tam da bu kıvama geldikten sonra üzerine 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı da süt ilave edelim. Kullandığımız bütün malzemeler oda sıcaklığında beklemiş olursa kekiniz çok daha güzel bir şekilde kabaracaktır. mikserin düşük devrinde şöyle bir karıştırdıktan sonra artık kuru malzemelerimizi ilave edebiliriz. 2 su bardağı tepeleme dolu olacak şekilde un ilave ediyorum. 2 paket kabartma tozu ve 1 paket de vanilin ekliyorum. Tekrar düşük devirde mikseri çalıştırıyorum ve unu kek harcıma yediriyorum. Çok fazla yüksek devirde çalıştırırsanız yumurtanın kabarıklığı sönecektir ve kekimiz istediğimiz şekilde kabarmayacaktır. Artık mikseri içinden çıkarıyorum ve bundan sonra artık spatula ile karıştıracağım. Şimdi bir su bardağı dolu şekilde rendelenmiş havucum var. Bir su bardağına yakında iri kıyılmış ceviz ekleyeceğim. Bir çay kaşığı tepeleme dolu olacak şekilde tarçın ekledim. Eğer daha yoğun kıvamlı tarçın seviyorsanız biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Evet şimdi spatula ile iyice karıştırıyorum. Kek, havuç ve tarçın bütün kekin her yerine gelmesi gerekiyor çünkü. Bu arada fırında mutlaka 15 dakika öncesinde 170 dereceye ayarlayıp ısıtalım. Önceden ısıtılmış alt üst ayarlı fırında pişireceğiz kekimizi. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi kalıbımı yağlayıp boşaltabilirim. Ben böyle döküm bir kalıp kullanacağım. Sizler dilediğiniz kalıpta, borcamda veya tepside pişirebilirsiniz. Güzelce tereyağıyla yağladıktan sonra hazırlamış olduğum kek harcımın tamamını kalıbıma boşaltıyorum bu arada tarifi tüm detaylarıyla anlatmaya çalışıyorum ama aklınıza takılan sorular varsa veya benim anlatmayı unuttuğum detaylar varsa lütfen onları bana yorumlardan yazın. Elimden geldiğince ve fırsat buldukça cevaplamaya çalışıyorum. Evet kek harcımı boşalttım kalıbıma. Yere şöyle birkaç sefer vurduktan sonra önceden ısıtılmış 170 derecelik alt üst ayarlı fırında kekimizi pişmeye bırakalım. Benim kekim tam 50 dakikada çok güzel bir şekilde pişti. Fırından alırken mutlaka bir kürdan testi veya çöp şiş batırın. Bu şekilde pişip pişmediğini anlayacaksınız. Eğer çöp şişiniz temiz bir şekilde çıkıyorsa Kekiniz pişmiş demektir. Bu arada 50 dakika boyunca hiç fırını açmadım. 170 derecede çok güzel bir şekilde pişti. 5-10 dakika böyle ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Sonrasında uygun bir servis tabağına ters çeviriyorum. Ve ne kadar kolay bir şekilde kalıptan çıktığını göstermek istiyorum. Evet gördüğünüz gibi muhteşem bir kek oldu. Gerçekten hem dokusuyla hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle benim en sevdiğim keklerden bir tanesi, böyle kış aylarında da yapılabilecek en lezzetli ve en vitaminli keklerden birisi. Hemen sizlere şöyle dilimleyip bir de yakından göstermek istiyorum. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Evet, gördüğünüz gibi kesinlikle içinde çiğ kalma, hamur kalma durumu yok. Sünger gibi yumuşacık, bol malzemeli bir kek hazırladık. Sizlerde mutlaka deneyin ve bana yorum olarak yazın Evet sizlere hemen şöyle kıvamında gösterip videomu burada bitirmek istiyorum Bugünlük bu videomuzun sonuna geldik Umarım videomu keyifle izlemişsinizdir Eğer videomu beğendiyseniz bana destek olmak için beğeni tuşuna basmayı Ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen bu arada kanalıma da ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Yeni videolarımdan e, haberdar olmak için bildirim zilini aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok kek tarifi, börek tarifi, kurabiye tarifi ve birbirinden güzel çay saati ikramlarını kanalımda bulabilirsiniz. E, kanalıma göz atmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.